Mesela Duygu Bal bir televizyon programında işte Duygu oraya erkekleri Söylemezsem Olmaz söylemezsem programında. olmaz da Evet. erkekleri çıldırtmaya gitmiş oraya dedi diye sen Twitter'dan inanılmaz sert yorumlarda Evet. bulundun. Hani seninle ilgili gerçekleri bilseler yüzüne bile tükürmezler dedin. Aynı fikirdeyim. Arkasında mısın bu lafların? Evet. Zaten arkasında olmasam Bana bu kadar aleni bir şekilde oradaki olmazdı. erkeklere duygu demeyin bana, duygu balım deyin. Bu ne demek? Duygu bal diyeceksiniz bana. Hani o şeye girmiş. Şimdi Duygu'nun şöyle bir durumu var. Duygu gitmeden önce Sir Barbara bu arada sizin yayınınıza Evet, da bağlanıp bağlandı. şey demiş. İşte ben hepsini izledim yayının bantlarını. Şöyle bir şey diyor. Beni arasaydı telefon numaram vardı. Ben Duygu Bal'ı telefonla aradım. İsterse telefonun son iki hanesini de söyleyebilirim. Servis dışıydı. Sonra sonra programı bir daha baştan hani bana insanlar yazdılar bunu ben hani şey değilimdir öyle izlerim bir bakarım ne demiş ondan sonra yorum yapan. Şimdi Duygu'ya demek istediğim şu hani ben erkekleri çıldırtmaya gitmişim oraya ya yani sen neye gittin o zaman sen de Ahmet Dursun'u çıldırttın onu çıldırttın bunu çıldırttın hani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına bir de yüzüne baktığın insana hani arkadaşın gibi gözüküp gidip bir programdan güç Evet. alarak onu dövmek onu aşağılamak. Nasıl bir insanlık? Ben de bunu anlayamıyorum. Sonra hani Duygu'nun da biz neler yaptığını biliyoruz. Şimdi ben konuşursam evet hakikaten insan içine çıkan Kameralara var. Ne? yansıyan şeyler mi Yok, bunlar? o bizim özel durumumuz. Ben hani bildiklerim bana kalsın. Ben onunla denk gelirsem zaten onun suratına da söyleyeceğim.